Dönmez Enerji'de Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ne katıldı. Gündeminde Karadeniz gazı ile ilgili devam eden çalışmalar da vardı. Doğalgaz işleme tesisinin inşaatını da %90 tamamladıklarını söyledi. 30 yıllık ihtiyacı karşılaması beklenen Karadeniz gazının vatandaşa indirim olarak döneceğinin altını çizdi. İnşallah bu müjdelerin devamı geldikçe ve dünyadaki fiyat oynaklığı azalmaya başladıkça bunları indirim olarak vatandaşlarımıza da yansıtacağız. Bakan Dönmez, Umman'la yapılan gaz anlaşmasının detaylarını da ilk kez paylaştı. Umman'dan yıllık 1.4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. Daha sonra yine uygun şartlar oluşursa anlaşmayı uzatma imkanımız da söz konusu. Bakan Dönmez, Saros Körfezi'nde konuşlandırılması beklenen 3. FSRU gemisinin bir hafta içinde Türkiye'de olacağını belirtti. Enerji gündemindeki sıcak başlıkları TESPAN Başkanı ve enerji uzmanı Oğuzhan Akyener ile konuşacağız. Sayın Akyener, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk, teşekkür ederim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sıcak bir takım haberleri, son dakikaları vardı dün, kamuoyuyla paylaştı. Şimdi burada çok kritik nokta elbette doğrudan tüketiciyi ilgilendiren konular. Bir doğalgazda indirim gördük sanayiye yansıyan. Şimdi onun dolayısıyla elektriğe yansıması olmasını bekliyoruz. O indirim süreci neye bağlı? Ne olabilir? Ne kadar indirim yaşanabilir? Faturaya nasıl yansıyabilir? Evet. Aslında indirim planlamalarını yaparken şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani Türkiye doğalgaz ve elektrik perspektifinden okuduğumuzda aslına bakarsanız devletin zaten ciddi sübvansiyonlarıyla bu rakamları korumaya çalışıyor. Yani mesela Avrupa'da Avrupa'daki piyasalardaki ya da mesela Avrupa'daki doğalgaz piyasaları ya da bizim bünyemizdeki EPH piyasalarındaki doğalgaz ve elektrik fiyatlarını karşılaştırdığımızda eş zamanlı olarak bireysel tüketicilere yansıyan rakamları karşılaştırdığımızda Türkiye ve Avrupa nezdinde büyük fark görüyorsunuz. Bu işte Türkiye'nin bu süreci sübvansiyon sistemiyle halka en azından minimum miktarda yansıtarak süreci yönetmeyle alakalı aldığı hamlelerden kaynaklanıyor. Ama şimdi şu an günümüzde geldiğimiz sürece baktığımızda küresel ölçekte özellikle biz hani daha çok Avrupa piyasalarından etkileniyoruz. Doğalgaz noktasında ve elektrik piyasalarından hemen hemen benzer rakamları genelde yakalıyoruz. Hani İngiltere hariç. Şimdi bu açıdan baktığımızda zaten Avrupa piyasalarında doğalgaz fiyatları şu an normale düştü. Yani normal seviyelerde yaklaşık 15 MMBTU, 15 dolar bölü MMBTU civarında bir doğalgaz spot piyasası söz konusu. Beklentin daha altında mı demek bu söylediğiniz? Tabii yani şöyle söyleyeyim, biz bu kışı çok daha zor geçirilecek diye tasavvur ederken aslına bakarsanız Avrupa da bu şekilde düşünüyordu. Özellikle bu gaz fiyatlarına yönelik tavan fiyat uygulaması ciddi anlamda etkisini gösterdi. Kışın tamam soğuklar başlamaya başladı. Yani şu an soğuklar başladı. Tabii hava koşulları oldu. Buraya kadar destekledi. Öte taraftan Rusya'nın bütün gazı kesilmedi. Hani bunların hepsi üst üste koyulduğunda Avrupa en azından algısal anlamda da rahatlattı. Şu an o tavan fiyat uygulaması sebebiyle yüksek dalgalanmaların önü kesildi. Öte taraftan Asya piyasalarında da ciddi Çin'deki büyüme oranları istenilen seviyede olmadı. Hatta petrol fiyatları da biraz bundan etkilendi. Mesela Ocak ayı büyüme oranlarına baktığınızda istenilen hedefler yakalanmadı. İşte bunların hepsini üst üste koyduğumuzda bütün kuzey yarım küredeki bu hava koşullarına da bağlı olan denklem Avrupa'da fiyatların artık normal seviyelere gelmesine sebep oldu. Yani şu an pandemi öncesi kış aylarında Avrupa'daki ortalama fiyatlar neyse şu an o. Yani şu an bir enerji krizinden söz edemiyoruz. Şu yani an için. Rusya-Ukrayna meselesine arka arkaya üst üste böyle misilleme şeklindeki yaptırımlara rağmen bir sıkıntı yok. Hala da yeni tavan fiyatlar konuşuluyor. Şimdi tabii. Önemli bir nokta işaret ettiniz. Biz de petrol fiyatlarına bir yandan bakalım. Orada bir düşüş de yaşanıyor. Bu sizin de altını çizdiğiniz gibi biraz büyümede o beklenen ivmenin olmamasından da kaynaklanıyor. Hı hı. Bu hafta Fed var. Onun beklentisi var. Dolayısıyla biz petrol fiyatlarında nasıl bir seyir bekleriz? Şimdi 84'lere düştü. O rakamları bir alalım ekrana. Nereye geldi? Brent petrolünde olduğu fiyat. Hızlı bir düşüşü görüyoruz bu hafta. Evet. Bu hafta bahsettiğimiz hususlar noktasında yani Fed'in açıklayacağı kararlar hani bir olası bir faiz artışı olması durumunda hani doların güçlenmesi petrolü baskılamak anlamına geliyor. Böyle bir algı söz konusu Çin'deki büyüme oranları ve özellikle Avrupa ülkelerindeki negatife yaklaşan büyüme ortalama anlamında konuşuyorum. Büyüme oranları haliyle talebin düşeceği ya da istenilen seviyelerde artmayacağını
vurguladığı için algısal anlamda fiyatların biraz olsun aşağı yönlü baskılanmasına sebep oluyor. Öte taraftan OPEC Plus'ın daha doğrusu daha önce aldığı kararı devam ettireceği hani kesinti şimdi noktasında. Şimdi toplantı var. Tabii yarın bir toplantı var. Şimdi bu toplantıda da eski kararların devam edeceği beklentisi söz konusu. Ama şöyle bir şey var biliyorsunuz 2 milyon varil civarında bir kesinti söz konusuydu ama zaten hani bu 2 milyon tamamen Rusya zaten bunu arz edemiyordu. Ama Rusya aslına bakarsanız özellikle geçen ay o arz miktarını arttırdı. Hani özellikle gayri resmi satışlar noktasından yani mesela şu an tavan fiyat uygulaması getirilmesine rağmen Rus petrolüne yönelik Rusya satışlarına devam ediyor. Bu zaten haliyle fiyatları aşağı yönlü çekici bir argüman oluşturuyor. Öte taraftan bu yine Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulaması da bir sigorta gibi Brent petrolün çok yüksek seviyelerin ulaşmasını engelliyor. Çünkü bir taraftan yine gayri resmi satışlar ya da daha doğrusu Çin ve Hindistan'ın Rusya'dan talebi ciddi anlamda artarak devam ediyor. 2,5'luk bir düşüş var değil mi? Yaklaşık %2,5'luk bir gerileme yaşandı petrol fiyatlarında. Daha da düşmesini bekliyor muyuz? Yani çok da düşmez. Yani çünkü yukarı yönlü kaldıraçların baskılama ihtimali de yüksek. Yani ne diyelim bir 83'lere 81'lere kadar düşse bile o 82 88 89 dolar bandında bir dalgalanma izlemesi daha muhtemel gözüküyor. Hatta yani çok büyük bir olay olmazsa sene sonuna kadar dahi bu sürecin devam etmesi muhtemel. Bizim için aslında petrol fiyatlarındaki gerileme ekonomik tablo açısından anlamlı. Tabii. Bir de yeni gaz meselesi var. Şimdi Merkez Bankası da bir hesaplama yaptı orada ve yeni gaz rezervinin Türkiye ekonomisi için nasıl bir katkısı olacağı, işte aylık gelebilecek 10 metreküp nasıl kullanılacağı vesairesini hesaplıyor. Özellikle cari denge üzerinde olumlu bir etkisi olacağını söylüyor. Tabii. Karadeniz gazından bahsediyoruz. Biraz o son durumu konuşalım. Orada son durum ne? Ve ne zaman biz artık o gazı kullanmaya başlayacağız. Bununla bağlantılı olarak da tabii nasıl bir yansımasını göreceğiz. Evet. Ya bildiğimiz kadarıyla zaten proje hiçbir aksaklık olmadan hani büyük bir çalışma akabinde takvimine göre ilerliyor ve inşallah Mart ayı içerisinde Mart ayı sonu olabilir. Yani şurada bir şey kalmadı. Artık kendi gazımızı sistemimize basmaya başlayacağız. Yani bu Mart ayı içerisinde ilgili hani kuyulardan tesislere, Filyos'taki tesise basıldıktan sonra BOTAŞ hattına bağlandığı andan itibaren hani o gaz aslına bakarsanız hanelere, konutlara ulaşmış anlamına gelecek. Bizim için günlük 10 milyon metreküplük bir gaz tedariği söz konusu olacak ilk fazda. Daha sonra bu günlük 40 milyon metreküp'e çıkartılacak belki 2027'li yıllarda. Onunla alakalı takvim işleyecek. İşte bu bağlamda şöyle söyleyelim. Bunda bir problem yok. Bu haliyle piyasaları özellikle EPH'teki spot piyasaları aşağı yönlü kolaylıkla oynatacak bir hamle olacak. Öte taraftan bakın mesela şu an Umman'la bir LNG tedariğiyle alakalı bir anlaşma imzalanıyor. Öte taraftan Bulgaristan'a bir gaz sağlamayla alakalı, Bulgaristan'a gaz ihraç etmeyle alakalı bir anlaşma imzalanıyor. Hatta Türkiye bütün Balkan piyasalarına şu an göz kırpıyor. Hani size de gaz verebiliriz gibi. Bunların hepsi bünyemizde oluşturduğumuz EPH piyasasının çok daha güçlü bir merkez haline gelebilmesiyle alakalı elimizi güçlendiriyor. Algısal anlamda bizim müzakere kabiliyetlerimizi artırıyor. Yani şimdi mesela şimdi siz Umman'la masaya oturuyorsunuz. Umman'la masaya otururken hiç gazı olmayan bir Türkiye olarak oturmak başka. Ya ben zaten bir gaz üreticisiyim. Sen bu gazı bana ver olarak oturmak başka. Yani algısal anlamda dahi ya da bundan sonra yapacağımız hani mesela önümüzdeki sene İran'la kontratımız bitecek. İran'la kontratımızı yeniden güncellerken muhtemelen şu an müzakereleri sürüyordur. İşte bu bağlamda bütün müzakerelerde elimizi güçlendirici bir argüman olarak da cebimizde duruyor. Yani fiyatı belirleme bağlamında bize bir güç veriyor. Kesinlikle. Bizim bir gaz merkezi, ticaret merkezi olmamız noktasında da en önemli hedefimiz aslında fiyat belirleyen bir merkez olabilmek. Evet. Burada hemen dün Bakan Dönmez de altını çizdi. Daha önce de gündeme gelmişti zaten. Şubat ayında bir gaz zirvesi de yapılacak. 14-15 Şubat zannederim tarihi. Burada dünyadaki o rezerve sahip ülkeler, tedarikçiler, alıcılar hepsini bir araya getirecek. Bu zirve
nedenle bekledi. Şimdi bizim o merkez konumumuzu biraz daha güçlendirecek galiba bu zirveye sahipliği yapmak. Tabii Türkiye'nin bu bağlamdaki zirvelerden hani bir tane değil birçok yapması gerekiyor. Biz de inşallah Türk Enerji Birliği Kongresi'nde bu sene yapacağımız kongrede benzer bir ortamı kurgulamayı planlıyoruz. Yani Avrupa'daki tedarikçilerle özellikle Türk dünyasındaki Avrupa'daki alıcılarla Türk dünyası özelindeki tedarikçileri bir araya getirme. İşte yani sadece Türk dünyası olarak bakmamak lazım. Şu an zaten Enerji Bakanlığı'nın planladığı sistemde bütün hani Irak, Doğu Akdeniz gibi farklı hani diğer yakın coğrafyamızdaki olası tedarikçiler de bu bağlamda masada olacak. Yani öte taraftan bakın şimdi Umman'dan gaz gelecek Türkiye'ye. Türkiye'de gazlaştırıldıktan sonra yine Balkan piyasalarına belki gönderilecek. Hani bu bağlamda EPH piyasasının güçlendirilmesiyle Katar dahi bu denkleme dahil olabilir. İşte bu ülkelerin hepsine baktığımızda Türkiye'nin sadece boru hattı gazlarıyla olası tedarik edebileceği miktarlar doğru yatırımlar da yapılır. Yatırım ortamları geliştirilirse 2050 yıllarında 200 milyar metreküplere kadar ulaşıyor. Yani Türk dünyası, Irak ve Doğu Akdeniz'den bahsediyorum sadece. Hani buna Katar, Rusya gibi ülkeleri de eklediğinizde belki 300 milyar metreküplük yıllık bir hacme ulaşılabilir. Bunun bizim ihtiyacımızın üzerinde çok olduğu ortada. Tabii. Çok üzerinde. Yani bir işte bu şu anlama geliyor. Yani 300 milyar metreküplük Avrupa'daki bütün piyasalardan daha büyük bir piyasa sistemi kurgulanması anlamına geliyor. Türkiye'nin direkt hani bırakın bütün Avrupa biz Avrupa piyasalarından etkileniyorken şu an için daha sonra Avrupa piyasalarının bizim piyasamızdan etkileneceği bir modele doğru sürecin evrilmesi anlamına gelebilir. Tabii bu zor bir süreç ama adım adım bu şekilde başlanarak yönetilmesi gerekiyor. Enerji Bakanı yine bu tür müjdeler geldikçe ve bu sistem oturdukça bunun da indirim şeklinde yansıyacağını söyledi. Şimdi kendi gazımızı, enerjimizi, kaynağımızı bulmamız da elbette fiyatları düşürecek Tabii. bir unsur. Fiyat belirleyecek sizin biraz önce söylediğiniz gibi pazarlık gücünü artırmış bir ülkede alım maliyetlerini de şüphesiz düşürecektir. Bütün bunların yansıması ne olur? Şimdi oradaki gazın miktarından, enerjinin miktarından bahsederken de ne kadar süre yeter diye bir tartışma var. Bunlar tabii ortalama hesaplara göre yapılıyor ama önemli bir kaynak olduğu da belli. Ama bir maliyet de var çıkarırken. Dolayısıyla Tabii. bizim yerli gaz meselemiz ne kadar nihai tüketiciye yansır? Yani nihai tüketiciye aslına bakarsanız şöyle şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bizim piyasaya vereceğimiz gazın maliyet perspektifinden baktığımızda ya sonuçta Azerbaycan'dan bir gaz geliyor ama Azerbaycan'daki üretim maliyetleri de düşük değil. İran'dan gelen gazın üretim maliyetleri de düşük değil ya da Doğu Akdeniz'den olası gelebilecek kaynakların da maliyetleri düşük değil. Üretim maliyetleri düşük değil bir de öte taraftan bunların Türkiye'ye ulaştırılmasıyla alakalı bir dünya tarifeler var. İlgili boru hatlarına ödenen. Bu perspektiften baktığımızda en ucuz gaz kesinlikle Türk gazı olacak. Yani bunu kesinlikle rahatlıkla söyleyebiliriz. Ha tabii hangi fiyattan piyasaya sürülecek? Bu bir soru işareti. Sonuçta üreten devlet ve yine satan da devlet olduğu perspektifinden baktığımızda. Ama yine de fiyatları düşürücü bir etkisi olacağını kesinlikle rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte taraftan cari açığı dengeleyecek. Hani bütün fiyat mekanizmalarını bir kenara koyduğumuzda. Genel ekonomik görünüme de bir katkısı olacak. Kesinlikle katkısı olacak. Öte taraftan bakın mesela şimdi doğalgaz fiyatları direkt olarak elektrik fiyatlarını etkiliyor. Çünkü ya mesela 2022 ortalamasına baktığımızda elektriğin %33'ünü neredeyse doğalgazdan ürettik. Tamam bu oranı biz yavaş yavaş azaltmayı planlıyoruz. Yenilenebilire kaymaya çalışıyoruz. Kömür fiyatları da düştü. Hani onu da vurgulamakta fayda var. İşte bunların hepsi elektrik fiyatlarının düşürücü birer argüman olarak karşımızda. Ama doğalgazdan öyle hemen vazgeçmek söz konusu olmayacak. Doğalgaz geleceğin en önemli enerji kaynağı olma yolunda ilerliyor. Türkiye'nin de doğalgaz tüketimi artacak bu perspektiften baktığımızda. Yani doğalgaz noktasında ne kadar yerlilik oranına kavuşursak elektrik denklemini o kadar rahatlatma, fiyatları o kadar rahatlatma imkanına kavuşacağız. Buna da yenilenebilirle şüphesiz katkı vermeye Tabii. devam edeceğiz. Ama burada depolama meselesi de çok kritik bir hale geliyor. Hele de tüketimimizden fazla bir enerjiye sahip olacağımız gerçeğini o hedefleri düşününce. Şimdi üçüncü bir FSR yüzer gemi gelecek. Ne ifade ediyor o? Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılımıyla karşılanacak. İşte zannederim bir haftası var. Ne bekleniyor ondan? Ne ifade ediyor Türkiye'nin bu bağlamda daha mobil şekilde de bir depolaması olmasıyla? Evet. Şimdi Türkiye bu yüzer LNG tesisleri sürecine birçok ülkeden çok daha önce başladı. Hani bunun avantajını kullanıyor. Nerelerde Çünkü, var şu anda? Yani şu an Mersin'de var. Bir tane yeni Saros'a gelecek. İzmit'te var. Türkiye'nin bu İzmit'e gelen üçüncü olacak. İki tane yüzer
İki tane de sabit LNG tesisi var Türkiye'nin. Bir de mevcut depolama tesislerimiz var biliyorsunuz Silivri'de ve Tuz Gölü'nde. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda işte 2, 4 ve bir tane daha 5'e pardon şeyleri de saydığımızda 7'ye çıkacak. Ya bunların hepsi son şu anlama geliyor. Son gelecek olan nerede olacak? Saros'ta. Saros'ta. Şimdi bu bağlamda baktığımızda Türkiye'nin ya siz özellikle yüzey LNG tesisleri şu anlama geliyor. Hani LNG karaya kuracağınız LNG tesisleriyle uğraşmadan çok daha pratik sonuçta gemi geliyor. Orada siz denize çıkış noktalarını yapıyorsunuz. Hani ilgili gemiyle bağlantı noktalarınızı sağlıyorsunuz. O gemiyle hızlı bir şekilde doğalgaz alıp sisteme bağlayabiliyorsunuz. Yani spot piyasalardan daha hızlı yararlanmanızı sağlıyor ya da uzun vadeli kontratlar noktasında elinizi güçlendiriyor. Ya da sisteme giriş kapasitenizi ciddi anlamda arttırabiliyorsunuz. Yani mesela diyelim o ilgili tesisin yani şu an kurulacak tesisin günlük tedarik kapasitesi yaklaşık 15 milyon metreküp ise sizin zor zamanlarda mesela yaklaşık İran'dan aldığımız günlük hacme tekabül ediyor yaklaşık olarak. Ki mesela siz sadece böyle bir durumda İran'dan gaz alamadığınızda buradan sağlama yapabileceksiniz. Uluslararası piyasalardan daha fazla gaz alabileceksiniz. Bu da bir pazarlık gücü. Bu da bir pazarlık gücü. Öte taraftan şimdi ya mesela şimdi Bulgaristan böyle bir imkanı yok. Türkiye üzerinden almak istiyor. Türkiye'nin de böyle kabiliyetleri var. Bu sayede gaz ihraç edebilir pozisyon elde edeceksiniz. Şimdi yenilenebilir de o depolamayı da yaptığımız zaman, yapabildiğimiz zaman başka bir şey olacak değil mi? Biraz oraya da ihtiyaç var. Tabii. Yani yenilenebilirdeki depolama tabii elektrik depolamayla alakalı. Şu an yenilenebilirdeki elektrik depolama ile alakalı hani geliştirilen mevzuatlar özellikle Türkiye'nin yenilenebilir alanındaki yeni yatırımların önünü açmaya da entegre edilmiş durumda. Çünkü siz bir depolama kapasitesi vaat ediyorsanız ilgili oranda diyelim kurulu gücünüz varsa buna bir depolama kapasitesi ilave ediyorsanız ilgili oranda kurulu gücünüzü arttırabilme özgürlüğünüz olacak. Lisanslayabilme, lisansınızın kapasitesini geliştirebilme özgürlüğünüz olacak. Öte taraftan hiç böyle bir imkanınız yoksa kuracağınız tesisle yeni bir hani GES ya da RES kapasitesi oluşturabileceksiniz. Böyle bir lisans imkanı doğacak. Öte taraftan biliyorsunuz elektrik piyasaları şeye göre hani dönemlik ve hatta günlük olarak hani gündüz bir birimken akşam üç birime kadar çıkabiliyor. Yani bu fiyat dalgalanmalarını daha rahat yönetebileceksiniz. Daha az kurulu güçle daha fazla elektrik talebini karşılayabilir ve bu dalgalanmaları yönetebilir duruma geleceksiniz. Bu açılardan çok önemli. Tabii şunu vurgulamakta fayda var. Hani ciddi anlamda elektrik depolamaya meyil var Türkiye'de. Elektrik depolama ile alakalı da çok daha fazla tesis kurmamız lazım. Yoksa para hani ithalat noktasında bu ekipmanları dışarıdan ithal edeceksek para yine dışarıya kaçacak. Bunu önlemek gerekiyor. Bu uyarıyla noktayı koyalım. Çok teşekkür ediyoruz.